Değerli yazılımcı adayları ve bir arkadaşa bakıp çıkacağız diyen değerli misafirler, hoş geldiniz. Bugün 7. dersimizde size çok küçük, yani çok küçük değil de genel bir tekrar yapacağız. Ders 7 diyelim. Genel tekrar. Genel tekrarımızın içinde daha öncelerindeki gibi for, işte tabi bunlar çok önemli şeyler, for, while döngüsü vesaire. Bunlardan değil de biraz daha hani böyle kullanıcıya yönelik şeyler yapacağız. Birinci formumuzda üye girişi, yani kullanıcı adı, şifre, güvenlik kodu gibi şeyler olacak. Biraz detaylı olacak. Ardından da bir tane internet kafe programı yapacağız. Bu internet kafe programında neler olacak? Herkes gitmiştir yani. Biz erkekler olarak daha çok sürekli işte GTA, abi GTA oynayacağım, 50 kuruşluk aç gibi şeylere maruz kaldık kendi isteğimizle. Hani elbet görmüşsünüzdür orada dükkan sahibi veya oradaki çalışan ne yapıyor? Bir programdan sizin bilgisayarınızı açıyor vesaire. Ne olmuş oluyor? Bilgisayarınızın kilidi açıyor ve o sürekli hesaplıyor, işte zamanı hesaplıyor. Eğer zamanı geldiğinde bilgisayar, senin bilgisayarın kapanıyor. Kilitleniyor diyeyim kısacası. Ardından böyle bir şey yapacağız ama tabi başka birden fazla bilgisayarımız şu an olmadığı için ve hatta zaten onu yaparsak çok uzun süreceği için biz direkt hani sadece açma, kapama vesaire böyle küçük şeylerle yetineceğiz. Şimdi güvenlik kodu, şifre olacak. Ardından butonda giriş yap olacak. Ondan sonra bu arada yazılımdunyası.com'da da aynı şeyler yine olacak. Aynı zamanda daha öncelerde yaptığımız böyle güvenlik girişi gibi şeyler bulunmakta. Şimdi normal biz bunu başlattığımızda, yani kullanıcı tamam gözüksün eyvallah da şifre gözükmesini istiyoruz. Bunun için properties'den password char kısmına mesela slash yapalım. Her yazdığımız slash şeklinde çıkacak. Ama tabii şifre genellikle yıldız simgesi olduğu için yıldız simgesiyle yetinelim. Ardından biz bu text box vesaire itemlerimizin isimlerini, kullanacaklarımızın isimlerini değiştirelim. Kullanıcı adı text'e kullanıcı adı yapalım. Ardından text'e şifre, ardından text'e güvenlik kodu, buton, giriş yap ve label olarak güvenlik kodu. Güvenlik kodunu burada yansıtacağız. Şimdi bizim yapmamız ilk başta olan ne? Güvenlik kodu bilgisayar programımız açıldığında rastgele olarak karşımıza çıksın. Şimdi, biz bunu buraya elimizde de yazabilirdik ancak bu statik, yani sabit bir şey olurdu. Ama biz bunu istemiyoruz. O yüzden her form açıldığında otomatikman kendiliğinden gelen rastgele sayılar sayesinde bir güvenlik kodu oluşturacağız. Bunu daha detaylı yapabiliriz. Ancak bizim zamanımız buna yetmeyeceği için, yani sonuçta bu ders yani insanlar sıkılabiliyor. Allah var, ben olsam ben de sıkılırım. Onu mu dinleyeceğim dedim. Şey yaparım, hızlandırırım, geçerim vesaire. O yüzden anlatamıyoruz. Şimdi burada ne yaptık? Rastgele adında bir class'tan değişken atadık. Ardından label güvenlik kodu, yani şuraya gelecek bu yazı, bu yazıya, yani buraya rastgele değişkeninde 4 haneli
bir sayı atadık. Bunun sebebi bu. Eğer 0 ile 10 arasında olsaydı buraya bunu yazacaktık. Ya yani şöyle yazacaktık 11. Buraya 10 yazarsak gözükmez tabi. Ondan sonra 4 haneli istediğimiz için yani onu ben kendi kafamdan uydurdum. Böyle yaptık. Tabi bakayım. Şöyle olması gerekiyor. Böyle sürekli sürekli farklı sayılar atanacak. 81.07 atandı. 83.04 atandı. Hep 83 mü? Heh, 46, 14. Gördüğünüz gibi yaptık. Ondan sonra giriş yap kısmına gelelim. Buton hani giriş yap butonuna bastığımızda ilk önce güvenlik kullanıcı adı ve şifreye baksın. Bunu da biz kayıt oluştur gibi bir form ayrıyeten yapmadığımız için bunları kendi elimizle sabit default olarak bir kullanıcı adı şifre vereceğiz. Bunu da 1 2 3 yapalım. Şu an burada bir sıkıntı var galiba. Evet. Tek eşittir olduğu için. Ondan sonra özür dilerim. Güvenlik koduna bakalım. Eğer label'daki güvenlik koduyla bizim yani kullanıcının yazdığı güvenlik kodu eşit ise message box yani karşımıza bir kutucuk gelsin. Burada da başarılı bir giriş yaptınız desin. Ardından form açılacak. Şuraya da belirtmek için buraya form diğer formu açma kodu yazacak diyelim. Ondan sonra eğer güvenlik kodu yanlışsa buraya da güvenlik kodu lütfen güvenlik kodunu yanlış giriniz. Ardından hani biz bunu tek bir else de yapardık ama niye bunu yaptık? İlk önce kullanıcı adı şifreye bakacak. Ondan sonra eğer bu yanlışsa lütfen kullanıcı şöyle yapalım. Devam edeceğim. Kullanıcı şifreyi veya şifreyi yanlış girdiniz. Ne diyordum? Şimdi sen yani bir kullanıcısın, bir hata yaptın ve bunun nereden kaynaklı olduğunu bilmiyorsun. Güvenlik kodu hani doğru diyorsun. Bunun için yani. Bunun için yapılmış bir şey. Şimdi bir göz atalım bakalım neler olacak. Ondan sonra admin 2 diyelim. Ne diyecek? Kullanıcı adı ve şifre yanlış girdiniz. Tamam. Ki onu yanlış girdik de güvenlik kodunu da yanlış girdik. Niye böyle oldu? İlk önce kullanıcı adı ve şifreye bakıyor. Bu yüzden. Şimdi kullanıcı adı ve şifre doğru. Bu sefer de güvenlik kodu yanlış girdiniz diyor. Yani adım adım insanları bir hedefe ulaştırmak için bunu yaptık. Şimdi de internet kafe formunu oluşturmak için bir adet form ekliyoruz. Bunu nasıl yaparız? Ya solution yazan en üst kısımdan yani şuradan ya da buradan fark etmez. Add diyoruz new item. Ardından da Windows form. Veya buradan add direkt Windows form çıkmakta. Buraya da internet kafe yazalım ve formumuzu oluşturduk. Form 1'den de buraya gönderelim. Nasıl yapıyorduk hatırlıyor musunuz? İnternet kafe ya yani form isminde bir tane değişken atıyoruz. Ardından ne yapıyorduk? Şu an bulunduğumuz formu görünmez hale getiriyoruz. İnternet kafe formunu açıyoruz ve ardından eğer internet kafe programını kapatırsak yani kullanıcı kapatırsa direkt hiçbir şey yapmadan form birimizde yani giriş kısmımızda kapatmış olalım diyoruz.
Bakalım hemen hızlı hızlı buraları geçeceğim. 85-24. Evet, başarılı giriş yaptınız ve geldi karşıma internet kafe programı. Şimdi böyle çok iyi bir şey yapmayacağız. Ben size en baştan onu söyleyeyim. Yani çünkü zaman yetmeyebiliyor. Şöyle bir panel oluşturduk. Burada işte 15 dakikalık, 20 dakikalık açma şeylerini yapacağız. Şöyle Picturebox bilgisayarlarımız burada gözükecek. Şu boyutta herhalde yeter. Şöyle silelim, evet. Kaç tane olsun? Şimdi kaç tane sığarsa o kadar ekleyelim. Fazlaya da gerek yok. Yeter mi? Hadi bir 3 tane daha koyalım. Ardından bu Picturebox'lara resim ekleyelim. Ben bir tane resim eklemiştim. Bilgisayar formatı, bilgisayar resmi bu. Şu. Ardından bakın gördüğünüz gibi taştı. Hepsi gözükmedi. Bunun içinde size mod özelliği var. Bunu stretch image yaptığınızda gördüğünüz gibi sıkıştıracaktır. Şimdi şöyle bir şey var. Bunların zaten isimlerini vesaire değiştireceğim. O ayrıyeten. Ne yapacağız? Onu söyleyeyim. Bir tane daha picture box oluşturacağız. Bunlar hem görsellik açısından güzel olur. Hem de insanlar beğeniyor yani böyle şeyleri. Şunu da arkaya atalım şöyle. Bunu da bir back color'ın yani arka plan resmi rengini de değiştirelim. Şöyle bir şey olsun. Bu ne olacak? Bu ilk önce bir visible yapalım da şunu. Bu ne olacak? Mesela şuna tıkladınız. Bu hemen bu arka plan buraya gelecek. Yani tıklamış gibi şu olay yani. Bu olayı gerçekleştiriyoruz. Maksat güzel gözüksün yani. Yoksa çok da önemli değil. Evet, benim biraz simetri hastalığım var. Yeterli mi? Biraz işte tamam. Şunu da azıcık büyütelim. Evet. Şimdi bunların isimlerini yavaş yavaş değiştirelim. Şu seçildiğinde çıkan şeyi yazalım. PC1, PC2, PC3, PC4. Ya ben sizin yerinizde olsam buraları izlerken sıkılırım yani. İsterseniz bununla buraları hızlandırın. Ben öyle yapardım kısacası yani. Ondan sonra eğer bunların hepsine herhangi birine tıklanırsa şöyle yapalım. PC. Bunu kendimiz bir tane bir adet forma koymuş olalım. Ondan sonra şimdi bunu şu şekilde yapacağız. Hangi Picturebox'a tıklandığını öğrenmek için gerçekleştireceğimiz şeydir bu. Böyleydi büyük ihtimal bakayım. Evet. Şöyle olacak. PC seçilenin left'i ne yapmışız mesela? Bunun left'i kaç? 242. Bunun kaç? 250. Arada 8 fark var. Left'i. Bunun left'inden 8 küçük olacak. Şimdi yerlerini ayarlıyoruz. Topu
Tap eşittir. Top eksi 8 mi bakalım burada. Bunun topu 40. Bunun topu 50. Bu olmuş. Fark etmez. Şimdi bakalım nasıl bir şey olacak. Invisible'ı kapalıydı. Evet. PC seçili. Nokta visible turun. Bakalım olacak mı yapmak istediğimiz. Tabi buraya atlamak için şöyle bir şey yapabiliriz. Program CS'den başlangıç formumuzu yazarsak direkt o formu aktaracaktır. Gördüğünüz gibi böyle dandik bir şeyler yaptık. Şunu bir altı yapalım. Tam olacaktır benim o göz. Heh. İşte idare ediyor. Şunu da 9 yapsak herhalde olur. Şimdi biz buradan herhangi birine tıkladığımızda burada bir ekran açılacak. Bu ekran işte uzatıp uzatılmayacağı hakkında şeyler söyleyecek. Şimdi buraya butonları koyalım. Butonlar ne işe yarayacak hemen söyleyeyim. İşte 15 dakikalığına vesaire 20 dakikalığına falan bunları yazacak. Aslında şöyle mi yapsak? 15, 30. Ben bunları hani kafamdan sallamadım. Bir tane şurada göstereyim. Şey buldum. Bir tane tema buldum. Yani bir başka bir gerçek programın içinden gördüğüm bir şey. Hani böyle azıcık bir şey benzetmeye çalışıyorum. Yoksa hani benim aslında hani görsel bir fazla şeyim yoktur ama yine böyle güzel oluyor. Bir tane daha buton. Gerçi bunları buton yaparsak. Bunlar radyo buton yapalım biz en iyisi. Ya da ona hiç gerek duymayalım. Labels. Lütfen kaç dakika? Kaç dakikalık açacağınızı seçiniz. Tabii normalde bu böyle çıkmaması gerekiyor ama bakayım olacak mı? Olmadı. Şöyle yapacağız o zaman. Burada olmuyor. Bu kod kısmında oluyor. Evet. Lütfen kaç dakikalık açacağınızı seçiniz. Her 15 dakikaya atıyorum ya da yarım saati 50 dakika olarak düşünelim. Label. Buraya da bu masanın toplam borcu. Böyle olsun. Ya da direkt ise yapalım ne olacak. Burada da bilmem kaç TL yazacak. Bu yazıları büyütebilirsiniz. Bu size kalmış. Evet, başka ne olabilirmiş bakalım. Süresiz yap.
Süresiz aç. Bilgisayarı kapat. Yok, masayı kapat diyelim direkt. Masayı kapat. Tamam, çok güzel. Şimdi başka bir şey adam gibi uğraştırmayacak bir şey var mı? Siparişleri geçelim. Kaç dakika kaldığını da yazdıralım. Bu bayağı program şey, bu video bayağı uzun olacak sanırım. XXXX. Burada direkt masanın süresi. Masanın kaç dakikası kaldı? Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu seçili olduğunu nasıl hallederiz? Onu düşünüyorum. Neyse, onu hallederiz. Bu visible olması lazımdı. Bunu kapattık. Burada hiçbir şey gözükmüyor. Tamam. Bunu bir başka bir kenara alacağız. Çünkü niye? Eğer yani bunlardan birine tıklanmadığında neler olduğunu da yazacağız. Şimdi buraya tıkladığımızda da ne olacak? Hemen söyleyeyim. Seçili olan şey görünmez olacak. Yani şundan bahsediyorum. Evet. Neden olmadı? Load çünkü bu. Şu kodu alalım. Bunu silelim. Hata verecek. Kod satırını da silelim. Forma klik sağladığında. Bakın, göreceğiniz gibi şimdi kapanıyor. Şimdi şunu şöyle bir bozalım yerine. Ondan sonra bir tane daha panel oluşturacağız. Tabi panelin içini boşaltacağız. Ya da edit diyeceğiz. Toplam ciro. Burada ne olsun? Bunu boş ver. Bu programı kapat olsun. Buraya bir şey yazmayız büyük ihtimal. Saat olsun. Teksini de değiştirelim. Başka bir şey yok aslında ama şu an düşünüyorum. Bakalım. Doluluk yazabilir. 17 dolu. Şöyle hoş geldin admin yazalım. Oh, 24 dakika olmuş. Biraz daha var zamanımız. Ne diyorduk? Hoş geldin. Sefa getirdin. Hoş geldin.
biraz bu düzensiz oluyor ama artık kusura bakmayın. Böyle şey yapmıyorum. Önemli bir şey olmadığı için, sadece ders olduğu için önem göstermiyorum. Saat bu. Toplam ciro. Programı kapat. Bunlar aslında gerek yok ya. Bunlarla hiç uğraşmayalım bunlar. Hani ayrıca şey, fantezi yani öyle söyleyebilirim. Normal bir hani ticari olarak bir şey yapsak tabii ki de yapmak zorundayız yani. Ama bu hani örnek olduğu için bir büyük bir proje olmadığı için böyle şeyler yapabilir yani yapmasak da olur. Bu kadar olsun. Ardından şunu da şöyle koyalım. Şu an hangisini bastık? Bakalım ne olacak. Evet, ikisi de aslında şu an gözükmüyor. Şöyle ikisini seçmek için. Vay arkadaş. Şöyle yapınca sadece panel 2 tamam. Bu true olsun. Bir tane de timer oluşturalım. Bu kontrol amaçlı. Panel kontrolü sürekli baksın buna. Eğer PC seçili visible false ise panel 2 visible true. Panel 1 visible false. Tabi bunları isimlendiremedim ama bir daha uğraşmayalım. Eğer true ise de bu false olacak. Bu true olacak. Ama tabi şöyle bir şey var. Hangi şeyin olduğunu öğrenmek için de hangi bilgisayara tıkladığımızı öğrenmek için de şöyle bir iş yapacağız. Buraya tıkladığımız of konuşamadım. Picture box'ında adını almak zorundayız. Ne diyelim? String seçilen PC. Böyle bir null değer verelim. Ardından seçilen PC eşittir. Seçtiğimiz PC'nin name'i. Tamam. Şimdi ona göre vereceğimiz için şeyi verileri ona göre ayarlayacağım. Allah Allah ikisi de geliyor. Tamam ya. Bunları en son yapacağız artık yapacak bir şey yok. Şöyle. Bunda ne var? Süresiz aç. Masayı kapat. Masanın dakikası kaç dakikası kaldı? Bu masanın toplam borcu. Göremediğimiz için. Şöyle bakayım. Tamam. Kaç dakikalık açacağınızı seçin. Burada şimdi ne gözükecek? Bunlar kalsın fazla. Önemli değil. Hoş geldin admin program altında. Şu an düşünüyorum yani neyi düşünüyorum? Hani bilgisayarlara tıkladığında ne gözüksün vesaire. Onları düşünüyorum yani nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Aklımda bir fikir sahibi olmaya çalışıyorum. Oy, vallahi.
Burada bir şey yok herhalde. Şöyle seçilebilir. Tamam. İlk önce benim kafam karışmadan şu işlemleri yapalım. Dizi oluşturalım. String PC durumu açık kapalı muhabbeti olacak yani bu. Kaç tane var? 6 tane. Yok, 9 tane vardı, özür dilerim. Tamam. Ardından başka ne gerekiyor? Açık olduğu süre. Ardından başka ne gerekiyor? Kapanacağı süre. Başka da şimdilik bir şey gerekiyor mu? Gerekmiyor herhalde. PC durumu tamam. Boston'da neler olacak bakalım. Çalışmalı. Niçin çalışmalı? Şurası yapalım bakalım. Ne işe yarayacak? İkisine visible. False. Niçin çalışmadığını şu an anlamadım. Evet, niçin çalışmadığını çözdüm. Şimdi mecburen çalışacak. Gördüğünüz gibi şu an çalışıyor. Şimdi ilk önce şu saat işini halletmeye bakalım. Bu sürekli çalışacağı için saat olayını burada halledebiliriz. Saat olayından kastım ne? Şu saati sürekli bir yerlerden almamız gerekiyor. Label saat diyelim. Label saat text date time. Bakalım ne diyecek. Ne hata verdi? String. Gördüğünüz gibi saati vermiş bulunmakta. Toplam ciro, tabi toplam ciro diye de bir açık olduğu süre int olmalı. Bu da int olmalı. Bunları değiştirelim ki sonradan karışmasın. Ondan sonra toplam kasa ilk başta sıfır. Ondan sonra bunu da değiştirelim. Kasa diyelim. Ondan sonra bu timer'ın içinde yine label kasa nokta text toplam kasayı alsın. Ama niye şey yaptı? Çünkü int. Evet, gördüğünüz gibi program aldım. Bunları hallederiz zaten. Ardından lütfen kaç dakikalık olduğunu yazın falan fistan yazıyor. Buna da bir panel alalım. Şöyle bir panel olsun. Niçin bunu yapıyoruz? Eğer bilgisayar açıksa bunlar hiç bize gözükmeyecek. Evet. Birazcık büyüteyim.
kaldığı için gözükmüyor şu an. Şöyle tekrardan ayarlayayım. Bakalım ne yapmış olduk. Tamam, çok güzel. Şu paneli biraz daha oynatacağım. Tamamdır. Süresiz aç. Masayı kapat. Sadece masayı kapat gözükecek. Masayı kapat gözükecekse bunu da almamız iyi olur. Masayı kapat da en altta olsun. Masanın kaç dakikası kaldı? Tamam, çok güzel. Yavaş yavaş programımız oturmakta. Tıklayalım. Yani eğer açıksa bilgisayar, lütfen kaç dakika şu kısım komple gözükecek. Değilse gözükmeyecek. Tıklandığında nasıl kontrol ederiz diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Merak ettim. Hepsini ona eşitleyemedik. Tamam. Açık olduğu süre, kapanacağı süre, PC durumu. Eğer gerçi burada gözükecek. Eğer PC durumu şuraya şimdilik bir A diyelim. Açık ise panelin ismi neydi? Panel 3. Panel 3 visible. False olacak. Bu A'yı nasıl çekebiliriz? Şimdi onu söyleyeyim ben size. Buna seçilen PC demişiz. Seçilen PC substring neydi? Mesela PC 2 olsun. 0 1 2. İkinci indeksten bir alacağız. Ondan sonra bunu convert int 32 dediğimizde zaten hallolmuş olacak. Ancak tamam, seçilen PC. Şu an hata verecek. PC 1 olarak yapalım. Şu an hepsi kapalı. Şöyle yapacağız ki indeks numarası karışmasın. Ondan sonra şunlara bastığımda biraz dinleneyim, şu an kafam çok yoruldu, bir saniye. Geldim, 5 dakika ara yaptım. Yani şu an ben sizinle yaptığım için, bir hani sizden ayrı alıştırma yapmadığım için biraz kafam bulanıyor arada, kusura bakmayın. Şimdi bunlara tıklandığımda ne olsun istiyorum? Bilgisayar açılacak. PC dakika yüklü olsun burada. Bir tane event oluşturalım. PC durumu. Hangi PC olacak bu? Evet, string bu.
bu indekste açık hale gelecek. Ondan sonra PC durumu eşittir bu, hani açık olduğu süre olacak bu. Açık olduğu süre kapanacağı süre bu da kaç dakikası var? Yani kaç dakikalık olduğu yazacak bunda. Bunu da nereden alacağız? Tabii ki de butonun isminden, yani yazısından alacağız. 15 ise 15 dakika çünkü. Ondan az önce yaptığımız gibi bir şekilde yapacağız. Buton sender nokta text convert to int 32. Buraları biraz hani adım adım bakarsanız anlayabilirsiniz. Kapanacağı süre de burada. Ondan sonra başka ne var? Başka bir şey yok. Bakalım en yani neler yaptık. 15'e basalım. Şimdi başlamış olacak. Ardından şimdi şöyle bir şey yapacağız. Açık olduğunda bunun arka planı yeşil olsun istiyorum ben. Nasıl yaparız diye düşünüyorum. Şöyle bir tane bir fonksiyon oluşturalım. İsterseniz private void picture box'ı bul olsun. Bunu ben size göstermedim ama hem biraz şey olsun, eğitime başlamadan öğrenmiş olun az bir şey. Şimdi biz burada kodu yazacağız. Burada istediğimiz yere bu fonksiyonu koyabileceğiz. Aslında orada o kod varmış gibi yazmış olacak. Buton wait. Bakalım hata verecek mi? Verecek. Şöyle olacak. Return. PC2 diyelim. Bakayım ne olacak. Tamam, hata vermedi. Eğer buradan bir parametre alacağız. Bu da string A olacak. A. Yani bu şey aslında kaçıncı indeks olduğunu bulacağız herhalde. Aynen. Int olacak bu. Eğer int 0 ise return PC1. Bu niye hata vardı? Bundan dolayı. Buna hata vermemiz gerekiyordu şu anda. Ama verdi bundan dolayı mı? Az önce hata vermemişti. Onun sebebini öğrenmek istiyorum şu an. Allah Allah. Şimdi hata verdi. Picture box olacak.
Ya benim gerçekten aklım bugün gitmiş. Şimdi int a diyelim, bundan geçici olduğu için if a 2 eşittir 0 ise return. Ben bunları size anlatacağım aslında ama tabi sıra gelmediği için vakit yok. O yüzden ben buraya geri döneceğim sizin için. 0, 1, 2, 3. Aynı şekilde alalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9 olacak. Tabii onun için 5, 6, 7, 8. Bir tane daha olacak. Şöyle bir şey yapacağız. Kalır. Kalır. Green yellow, orası bir şey olsun. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum, oldu mu? Evet, oldu gördüyseniz. Ama şimdi şöyle bir şey oldu. PC durumu açık oldu. Ama diğerlerini de göstermedi. Acaba niye? Bunu göstermesi gerekiyor şu an. Bir tane algoritmik bir hata yaptık ama şu an ona bakıyorum aslında. Niye ise şey yapamadım. Şurada bir olay var. Eğer PC durumu tıkladığımız şey açık ise, false değilse, şimdi olacak mı bakalım. Bunu açtık diyelim. Evet, şimdi bak bu oldu. Gördüğünüz gibi bu oldu. Şimdi bilgisayarı kapat dediğimizde de kendi backup'larına geri dönmesini istiyoruz. Masayı kapat. Buton. Kapat. Biraz karışık olduğunu yani inanın ben de biliyorum ama şu an hani elden bir şey gelmiyor. Bilgisayarı kapat dediğimizde ilk önce rengini değiştireceğiz. Kontrol yazıyordu orada. Gri olsun, fark etmez. Ondan sonra PC durumu kapalı olacak. Kapalı. Tamam. Bakalım bu oldu mu? 75 kapattık. Bunu gri yapmayalım. Bunun öğrenelim backup'larını ve hepsini değiştirelim. Ondan sonra o öyle kalsın. Var mı? Bu nasıl olmuş böyle? Sistem nokta konsol kalır. Allah Allah.
O zaman şöyle bir şey yapalım. Ghostwire diyelim bakalım. Tamam. Büyük ihtimal oldu. Evet. Şimdi eski haline geri dönebiliyor. Bakalım açtık şimdi. Bunu kapattık ve eski haline geri döndü. Şimdi kapat işlemini de hallettik. Süresiz açı halletmedik ancak. Bunu da bir buton süresiz aç diyelim. Bunda bir click event kuralım. Açık olduğu süre kapanacağı süre. Tamam. Bu eksi bir hani hiçbir zaman birlikte şey olma. Bununla bu eşit olmasın ki kapanmasın diye yaptık bunu. Bakalım aynı şey olacak mı? Süresiz aç dedik. Masayı kapat. Tamam. Şimdi bir tane daha timer oluşturacağız. Bunda da şimdi şöyle bir şey oldu. Yani bazen böyle olabiliyor. Bu projeyi tekrar kapatıp açtığımızda buradaki özellikler tekrardan yeniden gelecek. Bu arada 52 dakika olmuş. Bakın geldi. Burada da bilgisayar kontrolü olacak bu da. Bu da 1 olacak. Bu da true olacak. Eğer for'da yapacağız tabii bunu. Kaç bilgisayarımız var? 9. Eğer PC durumu açık ise tabii şunu nasıl yapabiliriz? Sayaç artı artı olsun. Bir tane sayaç ekleyelim şimdi. Bu 60'a kadar gidecek. Dakika sayacak kısacası. Eğer sayaç eşittir 60 olursa sayacı sıfırla ardından ne yapacak burada? Tabii bunun hızını saniyelik yapmamız gerekiyor şöyle. Bu saniye interval yazdık ya bin. Bu 1 saniye anlamında geliyor. Eğer açık ise ne olacak? Burada neymiş bizim açık olduğu süre, kapanacağı süre, açık olduğu süreye bakacağız biz. Açık olduğu süre bir artacak. Ardından şuna bakacağız. Açık olduğu süre eşit mi kapanacağı süreye? Eğer eşitse bu bilgisayarı kapatacağız. Bak aynı şeyleri buraya da yazıyorum. Kapat. Ardından toplam kasa eşittir. Ne kadar açık olmuş? Şimdi şöyle bir şey yapalım. 30 dakikası 30 dakikası 50 kuruştan hesaplayalım. Direkt 15 kuruş şey 15 dakikası 25 kuruştan hesapladım aynı şey gelsin. Açık olduğu süre bölü
oluyor? 15 dakikada 25 kuruşsa 1 dakikada kaçtır? 25 bölü 15. 1 oldu 1,66. Yani dakikası 1,66 kuruşa denk geliyormuş. Mesela 30 dakika durduğumuzu düşünelim. 1,66 diyelim. Evet, bak 49 kuruş diyor. O zaman şey yapalım. 1,60 kuruştan hesaplayalım kuru. Bunu çarpacağız. Bunu da double yaparsak, yani virgüllü bir sayı. Toplam kasayı hal olmuş olacaktır. Bakalım ne olacak. Doksan yaptık mesela. Masayı kapat. Tabii şöyle bir şey var. Masayı kendimiz kendi elimizle kapattığımızda da kasayı toplam sayması gerekiyor. Nerede bu? Evet. Ama tabii bunun için nasıl diyeyim? Ne yapması gerekiyor? 1 dakika beklememiz gerekiyor. Bunu da ben deneyeceğim. Durduracağım videoyu. İlk önce bir bakalım. Ne yaptık biz? Tabi buraya toplam kasa artı yapmamız gerekiyor. Bakın bunu unutmuşuz. Şimdi bunu açtım. Ben 2 dakika bekleyeceğim. Ardından tekrardan görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Bir hata yaptık. Bu hatada da ne? Onu söyleyeyim ben size. Toplam kasanın yani toplam kasayı yazmamışız. Şöyle. Bir tane daha vardı. Nerede o? Evet. Tamam. Tekrardan denelim. Deneyeyim. Ben size geliyorum. Şu işi bir saniye şeklinde yapalım. Ya da 3 saniyede bir yapalım. Bakalım ne olacak. Bazen böyle can sıkıcı şeyler olabiliyor tabi. Şu an az bir şey bekleyelim, bir 6-7 saniye. Ondan sonra olacak mı, olmayacak mı, hepimiz bakalım. Evet, niçin olmadığını ben de anlamadım şu an. Toplam ciro. Yanlış şey mi bakıyoruz? Bir inceleyeyim. Label kasa. Tamam, şu an kayıttayız. Tamam. Şimdi nerede hata yapıyorum diye bakıyorum. Toplam kasa, eyvallah. Ha. Bunu niye burada yapmışım ki ben? Yani doğru kapandığında böyle bir şey olacak. Ama yani hatamı aslında çözemedim nerede olduğunu. Şimdi kapanıyor, eyvallah. Toplam kasa artı açık olduğu süre. Şöyle yapalım. Messagebox.show. Bunu bir toString alalım.
Bundan sonra neler olacağını görelim. Şu an olmayacak. Çünkü bu süre geldiğinde olur. Şuraya alalım. Bakalım. Şu an bütün modum var ya. indie yani. Kendimi beceriksiz olarak hissetmeye başladım. Bir saat kafa yorunca, hazırlıksız gelince böyle oluyor tabi. Kapat dediğimde sıfır çıkıyor ama niçin sıfır çıkıyor? Heh. Çünkü şu yüzden ben de diyorum yani niye böyle olur ki? Bunlar arkadaşlar açık olduğu süreyle bunu çarpıyoruz ama açık olduğu süre 1 yani niye açık olduğu süreyi 1'e eşitlememiz gerekiyor ki sıfırla çarptığımızda hani bir işe yarasın. Şimdi yaptığımız yani inşallah büyük bir ihtimal olacak yani. Kapatayım. Çok güzel bir şekilde atlayış gerçekleşti. Tekrardan deniyoruz. Ya yoksa ben bunun timer'ını mı açmadım? İnşallah öyle bir şey olmamıştır. Yani boş boşuna kendimi yoruyorumdur. Saniyede bir oluyor. Bir yapayım abi. Ne değişebilir ki? Kendi kendine kapattı. Çok güzel bir şekilde kapattı. Şu açık olduğu süre 1. Buton kapat. Açık olduğu süre her zaman 1 olması gerekiyor. Şöyle yukarıdan aşağı doğru bakalım. Açık olduğu süre 1. Açık olduğu süre 1. Tamam. Bununla bunu çarpacak. Toplam kasaya aktaracak. Toplam kasayı yazdıracak. Burada da aynı şekilde. Kapanacağı süreyle eşit olduğunda. Bunu çarpmasın abi. Ben istemiyorum bunu çarpmasın. Bana direkt bunu ver yeter yani. Nokta text. Bakalım olacak mı şimdi? Biraz hızlandırdık süreci aslında. Şimdi direkt olur büyük ihtimal. Durdu. Ve hala sıfır veriyor. Yani şu, onu anlamış değilim işte ben de. Şimdi herhangi bir şekilde dakika yükte yani bilgisayarı açtığımızda açık olduğu süre 1 olacak. Ardından bir tane sayacımız var. Sayaç sürekli artacak. Sayaç 3 olduğunda atıyorum. Sayacı 0'a eşitleyeceğiz. Açık olanları artı artı yapacağız. Allah Allah. Ben bunu biraz uğraşayım. Hemen dönsün. Evet arkadaşlar, bütün saçmalığı buldum. Kod önceliği. Yani biz bunu buraya yazmışız. Zaten şöyle bir şey var. Yani biz buraya nasıl söyleyeyim? Hani buraya sıfırlıyoruz. Sıfırla 1.6'yı çarptığımızda iş olmuyor. Ama bu şekilde olur. Niye olur? Çünkü sıfırlamadan önce hallediyoruz biz bu işi. Oh, vallahi rahatladım. Yani gece güzel bir rahat uyku uyuyacağım. Şimdi bunu da buraya alıyorum ki tekrardan aynı sıkıntı vermesin bana. Allah'ım ölüyorum sandım bir an. Ya işte yazılımcılarında böyle sıkıntılar var. Çok küçük bir yerde bir hata yani hata değil de bizim görmediğimiz bir şey var. Ve hani bunu bulana kadar ölüyor insan yani. Ben şimdi bir 2 dakika daha bekleyeceğim. Böyle böyle
Gecenin sonuna geleceğiz yavaş yavaş. Ondan sonra bakacağız, halletmeye çalışacağız. Aslında şunu 30 yapsaymışım daha güzel olurmuş. Hatta onu 5 yapalım. 5 saniyede bir 1 dakika atlamış olsun. Hemen açalım. 15 dakika olsun. Heh, şimdi tabii şeyi unuttuk. Neyi? Ben bunu saniyelik olarak ayarlayacaktım. De neyi kaydediyormuş bakalım. Toplam kasa. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. 8 oldu. 8'i neye göre yaptı? Biz ya 2 ya da 3 dakika bekledik şu an. Programa göre neyle çarpıyordu? 1,6 ile. Bir, iki, üç. Bir daha deneyelim. 8 de en son. 15 diyelim. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. 8'de 12,8. Bakın 2 saniye geçti. 4,8 olarak arttı. Yani programımız şu an çalışmakta. Başka zaten hiçbir şey kalmadı. Ya ne kaldı? Masanın kaç dakikası kaldı? Bunu da şöyle yapabiliriz. Bunu bilgisayar kontrolünden değil de süresiz açtan yap, yok, diğer timer'dan yapalım. Bu timer'da şurası. Neymiş? Onun ismini vermedik biz. Masanın kaç dakikası kaldı? Masanın kaç dakika kaldı diyelim direkt. Bu da label borcu olsun. Label kaç dakika kaldı nokta text. Bunu nasıl yapabiliriz? Şu şekilde. Bu ayrı bir şey. Şöyle yapacağız bunu. Kapanacağı süreden açık olduğu süreyi çıkarmamız gerekiyor. Kapanacağı süre eksi açılacağı süre şey açık olduğu süreyi de bu hesaba katacağız. Bundan bunu çıkarıp string biçimine döndürdüğümüzde bize dakika olarak verecek. Mesela bu olsun. Gördüğünüz gibi dakika dakika iniyor. Tabi bunu hızlandırdığımız için bu iş böyle. 3 saniyede bir dakika atıyor. Ondan sonra başka ne vardı? Borç. Borcu da nasıl yapıyorduk? Label borcu nokta text eşittir açık olduğu süre çarpı 1,6. Nokta toString demeyi unutmayalım. Ondan sonra bakalım ne olacak. Tabi bu şeyde değiştirmeyi unutmayacağız. Bu şu an kuruş. 15 dakika olduğunda 25 kuruş olmak zorunda. Bakalım olacak mı? Evet, takriben oluyor yani. Gördüğünüz, biz bunu beklemeyelim. Program çalışıyor. Bunu da tabii çarparsak 1 virgül 0,1'e. İnşallah yanlış şey yapmamışımdır. Bakayım. Bir
bir daha bakayım. Karıştırdım mı ben onu? Yok, doğru herhalde. 8. Aynen doğru. Tamam, programımız çalışmakta. Çok süre geçtiği için ben size bırakıyorum. İşte bilgisayarı kapat vesaire işlemlerini. Yani programı kapat, program hakkında zaten bunlar çok kolay şeyler. Hani birine disk close diyeceksiniz. Birine de messagebox.show deyip program hakkında cevap vereceksiniz. Şimdi unuttuğumuz şey bu. 60 saniyede bir sayacak. Başka da bir şey yok sanırsam. Benim çilemi çektiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten kafam çok bulandı bu arada, işte bu zamanlar vize dönemi bu hafta. O yüzden baya bir git gel yaşıyorum. Ondan sonra şunu da hemen kısaca anlatayım. Bu bir fonksiyondur. Fonksiyonlar ne işe yarar? Aynı kodu birden fazla yerde kullanacaksanız direkt başka bir yerde açarsınız böyle bir şey. Ondan sonra istediğiniz yerde bunu kullanırsınız. Nasıl kullanırsınız? Ben az önce nerede kullandım hemen bakıyorum. Heh, bu eventi kullandık mesela. Böyle bir şey yazdık. Şu ne işe yarıyor? Bu parametre anlamına geliyor. Nerede? Heh, şu. Bu direkt A'ya gidiyor. A da burada zaten az önceki veri olduğuna göre öyle bir işlem yapıyor. Yani geçici olarak bir değişken. Ardından yani burada yapacağınızı aslında burada yaptık. Şöyle bir şey var. Return ne diye sorarsanız bu geri dönüşlü bir fonksiyon. Geri dönüşlü fonksiyonlarda geriye döndürecek bir değerin olmak zorunda. Yani bu int olur, string olur, picture box değerinde bir değer olur. O yüzden ne olursa olsun bu fonksiyonda bir değer döndürmemiz gerekiyordu. Biz de direkt ismini döndürdük. İsmini döndürüp burada direkt back color'ını değiştirdik. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Biraz çilemi çekmiş olabilirsiniz. Hakkınızı helal edin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, kolay gelsin.